Engin Ardıç, yok öyle bir vasiyet. Bilindiği gibi yeni cumhurbaşkanlığı külliyesine itiraz edenler bunu Atatürk'ün vasiyeti vardır, orman çiftliği arazisine çivi bile çakılamaz iddiasına dayandırıyorlar. Ayrıca külliye teriminde de Osmanlı kültürüne aittir, geriliciliktir diye gıcık kapanlar var. Saray deyimi de özel bir tepki yaratıyor. Atatürk İstanbul'a geldikçe herhalde beş yıldızlı Dolma Bahçe otelinde kalıyordu. Atatürk'ün vasiyetnamesinde orman çiftliği ile ilgili şu yönde ya da bu yönde olumlu ya da olumsuz hiçbir şey yoktur. Yalnızca 1937 yılında İnönü'ye yazmış olduğu bir tezkerede orman çiftliği hakkında bir takım sözler vardır. Bunlar da genel geçer bir takım sıradan sözlerdir. Türk köylüsüne karşı vazifemi yaptım, mevzu bahis hediye benim vermeyi düşündüğüm asıl hediye karşısında hiçbir kıymeti haiz değildir, ben icap ettiği zaman Türk milletine canımı vereceğim falan filan. Benim de yazabileceğim, herkesin söyleyebileceği, aslına bakarsanız büyük öndere yakışmamış bir takım kolay laflar. Üstelik AOC çuvallayınca da bu işe kalkıştığına pişman olup, ziraat senin neyine a Mustafa Kemal, sen çiftçi Çimis'in baban çiftçi miydi diye yakınan da kendisidir. Vasiyetnamesinde bütün varlığını CHP'ye bırakıyor. Bunu nemalandırmakla İş Bankası'nı görevlendiriyor. Bu nemadan TDK ile TTK'ya para ayırıyor. Ayrıca Makbule'ye ayda 1000 lira, Afet'e 800, Sabiha'ya 600, Ülki'ye 200, Rukiye ile Nebile'ye de 100'er lira maaş bağlıyor. Bunlar kim yahu? İsmet'in sevimli yavruları Ömer'le Erdal'ın yüksek tahsil masraflarını da unutmayalım. Tabii iki hanıma da ev tahsis etmiş. Bu kadar Budur. Vasiyetnamede başka bir şey yok. Kaldı ki bu vasiyetnamenin ıslak imzalı orijinali de devlet arşivinde yok. Büyük ihtimalle Cumhurbaşkanlığında olduğu söyleniyor. Madem Atatürk'ün vasiyetine bu kadar bağlıydınız, onun "Ben ölünce yerime Mareşal Fevzi Çakmak geçsin." şeklindeki vasiyetine niçin uymadınız? Atatürk hiçbir zaman ve hiçbir şekilde Atatürk Orman Çiftliği'nde ancak ve ancak tarım yapılabilir. Bu arazi başka hiçbir amaçla kullanılamaz dememiş. Hanımlara bıraktığı para konusunda da doları 90 kuruştan hesaplamış. 1946 devalüasyonuyla doların 280 kuruşa, 1958 devalüasyonuyla 9 liraya çıkacağını öngörmemiş. 1956 yılında ölen Makbule'nin Ta 2001'de ölen Sabiha'nın maaşlarına hiç mi zam yapılmamış? Yapılmadıysa bu yadigarlara çok ayıp edilmiş, yapıldıysa da vasiyet çiğnenmiş sayılır. Peki Atatürk vasiyetinde sakın ha boğaz içine köprü yapıp güzelliğini bozmayın demiş olsaydı ne olacaktı? Atatürk size çok partili sisteme geçin dedi mi ki geçtiniz? İktidara çamur atmak istiyorsanız daha tutarlı ve somut yollar seçiniz. Örneğin bizi kapatacaklar diye ağlayınız ki kargalar bile gülsünler. Bakınız biz bize el koyacaklar diye ağlıyor muyuz? Pek pek şunu diyoruz. Bir ip var, bir de kuşak. El koyacaksan uzat elini. Engin Ardıç, sabah